Çok uzun bir otobüs yolculuğunun ardından Adıyaman'a vardık. Görüyorsunuz ev yola inmiş maalesef. Depoya geldik, önce bir etrafı inceledik, neler var neler yok diye baktık. Gaza gelip biz çalışmaya geldik falan dedik, alın iş dediler. Temizlik imandandır dedik, tuvalete attılar bizi sağ olsunlar. Ateş başında Kur'an keyfi gerçekten mis. Çadır kuruyorduk, bir baktım teyzem almış telefonumu selfie çekmeye çalışıyor. Ama elindekinin telefon olduğunu biliyor mu bilmiyorum. En sevdiğimiz aktivitelerimizden biri bebek bezlerinde yatmak, inanılmaz rahat. Kuru yemekten mide kalmamıştı. Üstümün depremzedelerden bir farkı olmadığı için asıldık, hemen köfte yedik. Fitness salonu var mı dedim. Tabii tabii dediler. İşte sonuç. Güzel uykumu almadan kendime gelemem. Arkadaşım eşekle iletişim kurmakta biraz zorlandık. Kalbim kırıldı. Çocuklarla futbol oynayalım dedik. Hiç affetmediler. 7-3 çaktılar. BMW hastasıyımdır. Bunu gözüme kestirdim. Kesin sürmem lazım. Coca-Cola içmeyin adlı boykot çalışmam. Elimizdeki şartlarla 30K'yı kutladık. Teşekkür ederim. Ufoyla saç kurutmak zorunda kaldım. Yaklaşık 40 dakika sürdü. Burada işimiz gereği üşüdüğümüzü belli etmeden video çekmeye çalışıyorum. Çok istekli bir şekilde sabah namazından kalkıp buz gibi suyla abdestimizi alıyoruz. Doğdu güneşim diyorum. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. BMW'yi kaptım. Böyle bir araba olamaz. Yüzü gördük bu arada, müthişti. Kamyonette uyursanız sıfatınız nasıl olur? İşte böyle. Durmak yok dedik. Tüm sevgilerimize temizliğe devam ediyoruz.